Arkadaşlar merhaba, Muhabbet Kuşlarım kanalına hoş geldiniz. Muhabbet kuşu türleri. En küçük boyuttaki muhabbet kuşlarına Pakistan muhabbet kuşu diyoruz. Ayırt etmesi en kolay türlerden bir tanesidir. Serçe boyutunda muhabbet kuşlarını düşünün. Oldukça hareketliler. Vücutları küçük olduğu için haliyle kafaları da küçük. Minyon muhabbet kuşları diyebiliriz. Yerli muhabbet kuşu. Bizlerin en çok yöneldiği ve pet shoplarda sıkça rastladığımız kuşlardır. Boyutları Pakistan'a nazaran biraz daha büyüktür. Bütün renkleri mevcuttur. Ülkemizde sıklıkla üretildiği için ülke koşullarımıza alışmış, dayanıklı bir türdür. Çok fazla renk seçeneği mevcuttur. Evcilleştirmek için uygun türlerden bir tanesidir. Genellikle görselde olduğu gibi, küçük iki noktaya da sol kuştaki gibi dağılımlı olabilir. Kafa üstü tüyleri düzdür. Gerdanları kısadır. İngiliz muhabbet kuşu. İngilizler aslında jumbo ve show jumbo dediğimiz türlerin genel adıdır. İngiliz kuşlar kafa yapıları, gerdan farklılıkları ve daha irilikleriyle farklı gruplara girmiştir. Bunlar jumbo ve show jumbolardır. Tek farklılıkları iriliklerinin değişmesi ve gösterişinin artmasıdır. Gerdan lekeleri daha çoktur. Kafa tüyleri daha uzundur. Sakin ve çok fazla hareketi sevmeyen kuşlardır. Başka muhabbet kuşları ile eşleştirip, yani kırarak daha iri bir tür ortaya çıkarmaya çalışan üretici çoktur. Üretimde ise genel herkeste oluşan yavrularına bu kuşlar bakmıyor kanısı oluşmaktadır. Bu kuş türü diğer kuşlara nazaran daha iri bir yapıya sahip olduğu için koyulduğu kafes ve yuvalıklar normalden biraz daha büyük olmasına dikkat edilmelidir. Diğer türlü küçük kafes ve küçük yuvalıklarda hayvanları strese girmesine sebebiyet verebilirsiniz. Vasıflı ve özelliklerini taşıyan İngiliz gruplarında bulunması gereken belirgin özellikler. Başın üst noktasından kuyruk ucuna kadar ortalama 24 cm uzunluğa sahip olmalıdır. Omuz kanat ucu arası ortalama 12 cm olmalıdır. Her kanatta sağlıklı gelişmiş 7 adet uçuş tüyü olmalıdır. Gagı küçük ve gerdan tüylerinin içine iyice gömülmüş, çok az görülüyor olmalıdır. Gözlerinin tüylerin arasında çok az görünmesi veya tamamen kapanması gerekmektedir. Alt saçak denilen tüylerin neredeyse ayaklarını kapatacak kadar uzun olmalıdır. Sağlıklı, yüksek kondisyonlu olmalıdır. Bedenin özellikle arka bölümünde kuyruğa kadar düzgün bir eğim olmalı, kanatlarda çaprazlama olmamalıdır. Göğüs öne doğru çok güzel bir kavisle dönmeli, kuş tümüyle diri olmalıdır, kesinlikle yağlanmış olmamalıdır. Yüzü temiz renkli, renklerin başlangıç ve bitiş çizgileri kesin olarak birbirinden ayrılmalı, mümkün olduğunca aynı büyüklükte uzun ve sıralı 6 adet boyun beneklerine sahip olmalıdır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.